ezan sesiyle şanlı bayrağımızın altında dünyaya getirdiğin sana sonsuz hamdü senalar olsun. Efendiler salavat binler selam olsun. Ya Rabbel Alemin, ailelerimizin okumuş oldukları hatimler, iftar öncesi okunan kulağı aleyhi ve sellemin mübarek, mücellal kulağına, tarafımızdan acizan Kur'an vesilesiyle hazır olan ecir ve sevabı, şimdiye kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberler, alimler, salihler, şehrimizin burada duamıza el açık amin diyen kardeşlerimizin ahirete ittihar eden yakınlarının anne babaya kadar bayı tarafından yaşamına canlarını din devlet mülkü millet yoluna feda eden aziz şehitlerimizin vasıya yarabbim. Hayatta olan gazilerimizi rahmet ve minnet anıyoruz. Onlara da sağlık, sıhhat ve afiyet ver yarabbim. Ya Rabbi bize dünyada iyi ve ahiret, bu dünyada iyi ve güzellikler ver. Amin. Bağışla Allah'ım. Ya Rabbi şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri değerlere bizlerin ve nesillerimizin Hz. Taha ve Yasin ve selamun aleyhi mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi, değerli yakınları, değerli hemşehrilerin, protokolümüzün çok kıymetli mensupları, hepinizin kalbi duygularından muhabbetle selamlıyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları dergah-ı izzetinde kabule karin eylesin inşallah. Ne kadar hamd etsek az ki al bayrağımızın altında Rabbimiz bir rahmet iklimine daha bizleri erdirdi, ulaştırdı. Ramazan'ın o manevi iklimi her tarafı sardı. Birçok zorluğumuza rağmen, birçok sıkıntımıza rağmen, millet olarak büyük imtihanlar içerisinde olmamıza rağmen o Ramazan'daki sahur vaktindeki o rahatlık, o huzur, iftar saatinde şu anda olduğu gibi o ilahi rahmetin hissiyatı adeta gönlümüze doldu, yüreğimize doldu, yüreğimize az da olsa rahatlattı, gönlümüzü az da olsa rahatlattı. Bütün bunlar için Rabbimize hamd ediyorum, şükrediyorum. Ve bu deprem felaketi bir kez daha bize şunu gösterdi. Şehitlerimiz al kanlarıyla bu toprağa bize vatan yaptı. Gazilerimiz terleriyle, o kanlarıyla bu toprağa bize vatan yaptı. Ama birliğimiz, milli şuurumuz, tek yürek oluşumuz, emin olun bizi mutlaka görüyor o şehitlerimiz, onlar rahat uyuyorlar. Çünkü en ufak bir felakette, büyük olsun, küçük olsun, şu bu demeden, sağına soluna bakmadan, siyasi farkları tamamını bir kenara bırakarak, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle tekrar bir millet olmanın, tek yumruk olmanın, hep beraber yaralara derman olmanın heyecanı gerçekten takdire şayandı. Bu anlamda milletimize bir kez daha gurur duyduk. Türk milletiyle bir kez daha gurur duyduk. Bu gururu yaşattığınız için hepinize tekrar tekrar ben milletimiz adına teşekkür ediyorum. Bir teşekkürümüz de Sayın Valimize. Depremin olduğu ilk andan itibaren deprem bölgesindeydi. Afşin'deydi ve orada yaraların sanılması noktasında Çorum'un tüm kardeşlerimizin, Çorum'un tüm hayırsever, iyiliksever insanlarının katkılarını en güzel şekilde oradaki depremzede kardeşlerimize ulaştırmak için gece gündüz gayret gösterdi. Ben kendine, şahsında ve orada destek olan, katkı veren tüm hemşehrilerimize ayrıca kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu milletin bir mensubuyuz. İyi ki bu mübarek millete, bu aziz millete hizmetkarız. İyi ki böyle. Ve ne kadar hizmet edebilirsek, ne kadar görevimizi güzel yapabilirsek, milletimize olan borcumuzu, şehitlerimize olan vefamızı öyle gösterebileceğimize inanıyorum. Bu anlamda Çorum'da hamdolsun üç tane derneğimiz, başkanımız, gerçekten üçü de çok kıymetli ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, çok güzel işlerimizi atıyorlar. Şehitliğimizi beraber ihya ettik. Şimdi Galip Deniz Başkanı'nın başkan olduğu derneğimiz
İnşallah Ankara girişinde çok güzel bir şehitler çeşmesi, şehitler girişi projesi yaptı. Biz o projeyi destekliyoruz. İnşallah şehitlerimize yakışır, Çorum'un şehitlerine yakışır bir Çorum girişini hep beraber icra edeceğiz. Buradan şunu da ifade etmek isterim. 3 tane derneğimiz var. Şehit aileleri ve gazilerimizle ilgili. Ve bu 3 derneğimize de 3 tane büroyu Çorum Belediyesi olarak tahsis ediyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ve inşallah anahtarlarını teslim edeceğiz. İşlerini dayayacağız, düşüneceğiz. Ve Turgut Özal İş Merkezi'nde, şehrin en merkezinde 3 tane derneğimize 3 büroyu Çorum Belediyesi olarak hizmetlerine sunacağız. Bunlar bir şey yaptık demiyoruz bunlara. Çünkü şehitlerin yaptığı yanında, gazilerimizin yaptıkları yanında bizimkinin lafı olmaz. Ama ne kadar çok yapabilirsek, ne kadar hizmetkar olabilirsek, ne kadar onların aziz ruhlarını ihya edebilirsek Rabbimizin katında da kendimizi o kadar bahtiyar addedeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tuttuğumuz oruçların kabul olmasını, dualarımızın, niyazlarımızın Allah İzzetinde Rabbimizin kabul olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Bu program için Sayın Valimizin şahsında emeği geçen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Öncelikle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Allah nice Ramazanları, nice üç ayları böyle mübarek gün ve geceleri hep beraber kavuşmamızı nasip eylesin. Biliyorsunuz bu sene Ramazan ayına buruk bir şekilde girmiş olduk. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilimizi etkileyen deprem, Maraş merkezli deprem vesilesiyle Ramazan'ı buruk bir şekilde ihya etmeye başladık. Cenab-ı Hak o bölgelerde bulunan kardeşlerimize de sabırla ihsan eylesin. Vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin. Malumlarımız ben 51 gün o bölgede görev yaptım. 2 gün önce buraya geldim. Nasip olursa 10 gün buradayım. Önümüzdeki hafta cumartesi veya pazar günü tekrar deprem bölgesine dönüp oradaki hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü orada daha yapacak çok işimiz var. Bugün aldığım bilgiye göre özel dairemiz de orada. Enkaz haline dönüşmüş, depremde enkaz haline dönüşmüş olan 502 tane bina vardı. Onların kaldırılması, enkazların tamamen kaldırılması sağlanmış oldu. 239 tane de acil yıkım kararı verdiğimiz bina vardı. Onların da yıkılması ve enkazların kaldırılması bu hafta itibariyle bitiyor. Fakat bunun yanında 4500'e yakın ağır hasarlı bina var. Bunların da ağır hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması biraz daha zamanı alacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla orada işlerimiz devam ediyor. Ben bu 51 günün neticesinde kısaca duygu ve düşüncelerimi de ifade etmek istiyorum. Zaman kısıtı altında olduğumuzu da biliyorum. Teravihimin de yaklaştığını biliyorum. Fakat şunu da ifade ederek sözlerime son vermek istiyorum. Gerçekten bu 2 aya yakın süre içerisinde Allah tüm Çorumlulardan razı olsun, sizlerden razı olsun. Yardımlarınızı kabul eylesin. Kat kat sevabıyla mükafatlandırsın. Gerçekten Çorum'dan böyle yardımlar yağmur gibi oldu, attı. Biz onları dağıtmaya yetiştiremedik. Yani Çorum'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden birçok yardım aldık. Mesela 658 tır yardım aldığımızı ifade etmek isterim bu yardımlar kapsamında. 85 bin nüfuslu bir ilçede görev yapıyorum. 658 tır yardım az değil. 8500 ton odun ve kömür dağıtımı yaptık. Ben Kaymakam Bey'e sordum. Bir yıl içerisinde ne kadar yardım dağıtıyorsunuz, kömür dağıtıyorsunuz diye. 3000 ton dedi. Düşünün, bir yıl içinde dağıtılan yardımdan 3 kat daha fazla yardım yapılmış.
6500 civarında çadır dağıtımımız oldu oradaki insanlara. Bunun yanında tabii depremden sadece insanlar etkilenmiyor, hayvanlar da etkileniyor. 523 ton buradan özellikle Çorum'dan sağladığımız yem yardımı vardı. 12.500 metrekare branda yardımı, 184 tane ahır çadır yardımı. Bunların hepsi büyük oranda Çorum'dan gelen yardımlardı ve oradaki insanlara da biz aracı olarak, köprü olarak bunları iletmiş olduk. Ben tekrar bütün Çorumlulara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gittiğimde Çorum Belediye'miz, Çorum İl Özel İdaremiz, Çorum Kumando Birliği'miz, Afet Müdürlüğümüz, daha sonradan Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz, Açık Kapı Şube Müdürlüğümüz, bütün Çorum'un özeti, yani 1000 kişiyi aşkın bir insanla orada hizmet verdik, hala da vermeye devam ediyoruz. Güzel bir Çorum imajı oluştu. İnsanlar Çorum geldiği zaman hayırla yad ediyorlar. Mesela bunlardan bir tanesini örnek olarak vereyim. Ondan sonra sözlerimi tamamlayayım. Bir gün o soğuk kış günlerinde depomuzu ziyarete gitmiştim. Orada bizim Çorum Komando Birliği'nden gelen askerlerimiz hizmet ediyorlardı. Gelen yardım tırlarını indiriyorlardı. Yardım yapılması gereken yerlere yükleme yapıyorlardı. Böyle askerin bir tane komutanımız var, birlik komutanımız. Elini tuttuğumda elinin buz gibi olduğunu gördüm. Böyle eldivenimi biraz sıyırdığımda baktım ki eller soğuktan çatlamamış, yarılmış. Yani tamamen böyle o soğuk günlerde, saat 10'a kadar, 11'e kadar çalıştığımız günlerde soğuktan ellerinin yarıldığına şahit oldum. Ve Çelikler Holding'e kendilerinden rica ettim. Dedim ki askerlerimizin durumu bu, bizim elimiz kolumuz zor günlerde bize yardım ediyorlar. Bütün yardım malzemeler onların elinden sırtından geçiyor ve kendilerine mutlaka yardım edelim. Biraz krem alalım, içlik alalım, termal atlet alalım, atkı beri alalım. Yani sonrasında bu soğuk günleri daha rahat bir şekilde atlasınlar diye. Onlar da sağ olsunlar, temin ettiler, gönderdiler. Mesela Çorum Belediye'miz ilk günlerde, depremin ilk günlerinde oradaydı. İlk sıcak çorbayı Çorum Belediye'miz dağıttı. Arama kurtarma ekiplerini gönderdiler. Daha sonradan temizlik ekiplerini, belediyenin bütün imkanlarını seferber ettiler. Bunun gibi Çorum'daki bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllüler, hayırseverler, ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eğer onların bu yardım ve destekleri olmasaydı, biz kısa süre içerisinde bu yaraları sarılmaz, insanların derdine merhem olamazdık. Ben onun için burada sivil toplum kuruluşlarından da, kamu kuruluşlarımızdan da, belediyelerimizden de, kaymakamlıklarımızdan da temsilciler var, hayırsever insanlar var. Onlar hepsine canı gönülden tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizin tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Allah devletimizi, milletimizi bu tür afetlerden, belalardan korusun niyazından bulunuyorum. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.